Merhaba arkadaşlar, Teknik Borsacı kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim Dağ. Bugün sizlerle beraber yeni halka arz edilecek olan MİA Teknoloji hissesini inceleyeceğiz. Öncelikle yasal uyarı metnimizi okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgileri, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Videoyu durdurarak yasal uyarı metnin tamamını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, firmamızın ismi MİA Teknoloji Anonim Şirketi. Hisse kodumuz MATK diye geçiyor. Talepler arkadaşlar pazartesi itibariyle başladı. 15-16 Kasım 2021, yani yarın, şu anda saatimiz 12 geçtiği için 16'sı gösteriyor. Yarın saat 10.30 ile 1 arasında emri vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Hisse alır gibi başvurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, borsamız bu aralar bu arada iyi gidiyor. Özellikle bankalarda ciddi bir alımlar var. Ben ilk defa bankaların tavan olduğunu gördüm arkadaşlar. Yani Garanti Bankası tavan kapattı. Zannedersem Akbank da tavan kapattı büyük ihtimal. Bankaların çoğu uçtu. Buna sebep olan olay da Garanti Bankası ile ilgili BBVA firmasının, yani ortak firmanın işte hisse alımıyla alakalı bir fiyat vermesi. Ve bunun nezdinde Garanti Bankası'nın tavan olup diğer bankaların da peşinden gitmesi arkadaşlar. Yani şu anda iyi gidiyor. Umarım böyle devam eder arkadaşlar. Tabii biz şu anda halka arzlarla ilgilendiğimiz için halka arzlara daha çok odaklanıyoruz. Evet, borsa pazarımızdan başlayalım arkadaşlar. Evet, borsa pazarımız neymiş? Bakalım. Orada pazarı yazmamışlar. Büyük ihtimal ana pazar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu arada bununla alakalı çok fazla aracı kurumun şeyi yok arkadaşlar. Fiyat analiz raporu göremedim. Yani bakın, Gedik Yatırım var, Marbaş var. Başka da yok. Bakın arkadaşlar, yok yani. Arkadaşlar buraya yazmamışlar. Ben ana pazar olduğunu düşünüyorum. Sermayesinden dolayı. Yazalım ana pazar. Şey, ana pazarı ben negatif alıyordum maalesef. Ben Yıldız Pazar'daki hisseleri tercih ediyorum arkadaşlar. Web sitemiz var mı? Var. Web sitesine girelim. miateknoloji.com arkadaşlar. Evet, bakalım firma ne yapıyor? Teknoloji diyelim buraya. Evet, firmamıza bakalım. MİA Teknoloji 2006 yılında 3 tane bilgisayar mühendisi tarafından kurulmuş. 15 yıllık sektör deneyimiyle gelişmeye devam etmektedir. Kaç yıllık firmaymış arkadaşlar? 15 yıllık. Ben 20 yıl altındaki firmaları aslında negatife alıyorum ama teknoloji firmalarına ben sıcak bakıyorum arkadaşlar. Özellikle yazılım, teknoloji firmalarına çok sıcak bakıyorum. Yani kuruluşu çok yeni olsa bile yazılım firmaları, teknoloji firmaları hızlı bir şekilde büyüyebiliyor arkadaşlar. Böyle bir avantajları var. Maliyetler çünkü daha düşük yazılım firmalarında, hizmet sektöründe özellikle. O yüzden 15 yıllık olması benim için pozitif şu anda. MİA %60'tan fazlası Ar-Ge ve inovasyon alanında olmak üzere 70'ten fazla personel istihdam sağlamaktadır. Terzi modeli sistemi geliştirme ürünleri ürünleştirme prensibiyle Türkiye'nin birçok noktasında çalışan sistemler sunmakta olan şirket, sağladığı 7/24 çağrı merkezi desteğiyle sorunlara anlık çözümler üretmektedir. Evet arkadaşlar, böyle böyle. Şimdi bakalım ürünlerimiz neler arkadaşlar? Mesela çözümlerde ne demiş? Kimlik doğrulama, tesis güvenlik yönetimi, kritik tesis güvenlik yönetimi, çevre gözetleme, şehir güvenliği, sınır güvenliği, akıllı ulaşım, sağlık bilişim sistemleri, sürükleyici teknoloji, mobil kartlı ödeme, arşiv sayısallaştırma. Arkadaşlar buradan referanslara baktığınız zaman aslında firmanın daha çok kimlerle çalıştığını öğrenebiliyoruz. Bakın arkadaşlar, Aselsan mesela, Havelsan, NEK, Kalyon Holding, TEDAŞ, TAV Havalimanları, Etimaden. Bakın arkadaşlar, yani Türkiye'deki komutanlıklar, Milli Güvenlik Komutanlığı, şey, Milli Savunma Üniversitesi herhalde. Evet. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Bakın arkadaşlar, genelde baktığımız zaman devlet firmalarıyla çok fazla çalışıyorlar. Bu anlamda olumlu arkadaşlar. Yani devletten sonuçta büyük ihtimal ihaleyle giriyorlardır. Bu ihaleleri herhalde kazanmışlar da hizmet veriyorlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani devletle çalışmaları benim için pozitif. Evet arkadaşlar. Yani ne üretiyoruz arkadaşlar? İşte
Burada da hizmetler bölümünde de bakın arkadaşlar, sızma testi diyor, bilgi güvenliği diyor, eğitimleri, GDPR danışmanlığı, ağ güvenlik ürünleri. Biraz bilgi güvenliğini de demek ki bu beyaz hackerlık, işte verileri analiz etme, güvenliğini sağlama vesaire vesaire. Yani demek ki bununla alakalı da güvenlik hizmetleriyle alakalı da hizmet veriyorlar arkadaşlar. Yalnız güvenlikle alakalı şöyle bir şey gördüm. Mesela arkadaşlar, yani bu sitenin VP admin diyeceğim de girmeyecek de, yani bakın not available diyor. Burada WordPress diyor. Siteyi WordPress'te yapmaları benim çok hoşuma gitmedi. Neden? Yani bir yazılım firması, bir güvenlik firması muhakkak bence kendi yazılımıyla bir şeyler ortaya koyması lazım. Tam WordPress dünya çapında kullanılan bir sistem ama tabii ki biliyorsunuz açıkları olan bir sistem, yani o yüzden belki açıklarını kapatmışlardır, ha kapatmamışlardır demiyorum. Ama yani kodları açık olduğu için şeye müsait, yani hani başkaları açığını bulabilir, edebilir. O yüzden bence yazılım firmalarının, özellikle yerli yazılım firmalarının kendi sistemlerini yazıp kullanmalarını daha çok önemserim ben. Evet arkadaşlar, burada da ne diyor? 60'tan fazla müşteri, 28 iş ortağı, 10 bin kurulu sistem, 3 tane de ofisleri varmış arkadaşlar. Bakalım ofislerin nerelerdeymiş. Gazi Teknopark, ODTÜ Teknopark, bir de Katar'da da varmış arkadaşlar. Yani Katar'a da ofis açmışlar. Bu anlamda pozitif. Yani yurt dışına da hizmet veriyoruz. Genel anlamda arkadaşlar baktığımız zaman teknoloji firmasıyız. Daha çok yazılım ağırlıklı, işte siber güvenlik dediğimiz gibi. Devam edelim. Şimdi biz halka açıldık ama neden halka açıldık? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Evet, geliyorum. Şimdi ne? Sermaye arttırımı ve ortak satış. Şimdi sermaye arttırımı benim için pozitif. Ama ortak satışı negatif arkadaşlar. Yani ortak satışlarını sevmiyorum. Bakalım peki ortak satışı ne kadar? Sermaye arttırımı 8 milyon lot. Ortak satışı 4,5 milyon lot arkadaşlar. Yani şuraya yazabilirsek aslında herkes görse daha iyi olur. Bu şekilde yapalım ki hani hangisi daha fazla onu görelim. Şimdi ortak satışı daha fazlaysa daha negatif oluyor arkadaşlar. Hele ki sadece ortak satışıysa çok negatif. Sadece ortak satışı oldum, ben sevmiyorum arkadaşlar. Yani bir firma borsaya açılıyorsa yatırım yapması lazım, büyümesi lazım, borçları varsa kapatması lazım. Yani tam borçları sırf borç için kapatmak için de borsaya girmesini tavsiye etmem yani. En azından bir Ar-Ge olması lazım arkadaşlar. Firmada bir ışık görmemiz gerekiyor. Işık görürsek zaten hisse gidebiliyor arkadaşlar. Evet, halka arz edilen lot sayımız kaç arkadaşlar? 8 milyon burada var. 4,5 milyon burada var. Zaten totali burada yazmışlar. 12,5 milyon lot arkadaşlar. Ek satış var mı? Yok. 12,5 milyon lot. Yüzde kaç halka açıldık? %32,89. %20 ile %30'u ben pozitif alıyordum. Yani %32'nin %30'dan çok bir farkı yok. O yüzden pozitif olabilir benim için. Evet. Dağıtım yöntemlerimiz arkadaşlar, herkese eşit dağıtım. Dağıtım oranları da o yüzden sonradan belli olacak. Satmama taahhütümüz var. Onu da okuyalım hemen. Halka arz eden pay sahipleri, halka arz öncesinde sahip oldukları payları, şirket paylarını o borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca satmama ve payların borsada satılma sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmaya taahhüt etmişlerdir. Taahhütümüzü de okuduk arkadaşlar. Taahhütümüz var. Bu arada arkadaşlar, lottan bahsetmedim. 12,5 milyon arkadaşlar, gerçekten düşük bir oran. Yani bunun altında olanlar yok mu? Var. Ve giden de çok hisse var arkadaşlar. Yani lotu az olup da gerçekten götürülen hisseler var. Buna benzer halka açılan ne vardı arkadaşlar? Yeo Teknoloji vardı. Yeotk halka arz fiyatı diyelim. Tam fiyatı hatırlamıyorum çünkü. Arkadaşlar 20 liradan açılmış. Bakın şu anda 56 TL'de 99.90'ı görmüş arkadaşlar. Yeo'nun şeyi ne kadar? Hemen bakalım. Ne kadar lotumuz var? Az mı, çok mu? Kıyaslama yapıyoruz arkadaşlar. Tabii bunun gibi şimdi kar mar kıyaslaması yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece lot bazında kıyaslama yapıyorum.
Bakalım diğer dediği 5 milyon, 6 milyon notu gibi bir şey var arkadaşlar Yeon'un. Mesela Yeon'un daha az notu var baktığınız zaman. Ne var arkadaşlar başka açılan en son? VBTYZ'ye bakalım arkadaşlar. VBT yazılım. Yani şunu kastediyorum arkadaşlar. Notu azsa, firmada kar ediyorsa gitme potansiyeli var diyorum. Bakın VBT biraz daha bize benziyor. 12 milyona yakın notu var arkadaşlar. Hatta şurada var mı? Bu fiili bulaşım paylarına girmemişler. 12 milyon notu var. %40 halka açıklık oranı var arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman, şimdi VBT buna çok benziyor. 12 milyon not. Halka açıklık oranı yaklaşık olarak aynı. Peki VBT ne kadar gitmiş? Ona bakalım. VBT ne kadar gitmiş? Bakın arkadaşlar. 12.83 görmüş en düşük. 27 lira görmüş. Yani ikiye katlama yapmış arkadaşlar. Yani ikiye katlayabilmiş. En kötü ne yapmış? En kötüsünü şöyle düşünün. Şu anki fiyattan düşünelim. 20 liradan. Yani bir de kaç paradan halka açıldı? Ona da bakalım. Halka arz fiyatı diyelim. 12.48 arkadaşlar. Yani şu andaki fiyattan 12.48'e bölersek %60'lık bir getiri yapmış ve şu andaki fiyata göre eğer 27'yi baz alırsak arkadaşlar %100 üstünde oluyor. En yükseği baz alırsak. Hadi şu anki fiyatı baz alalım. Şu anda bile fiyat gayet makul. Yani kimseye zarar ettirmemiş. Onu demeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Teknoloji hisseleri genelde BIST'te güzel gidiyor. Halka açılanlar özellikle güzel gidiyor. Hani bunun güzel gidip gitmeyeceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani eşit dağıtım olması bizim için zaten avantaj. Lotumuzun az olması avantaj. Burada bir ortak satışı var. O biraz benim için negatif. Ama şu anda genel anlamda pozitif gidiyoruz. Evet, öz sermaye karlılığımız ne kadar arkadaşlar? Kâr ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ha, bundan önce de şunu okuyalım arkadaşlar. Sermaye arttırım dedik ya. Neden halka arz edildiğini sorusunun cevabını vermedim. Şimdi bakalım bu sermaye artırım nerede kullanacak arkadaşlar? Bakın halka arz gelirinin kullanım alanı. Şirket halka arzdan elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir. 1. Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanında şirket büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılması %30. Bakın arkadaşlar Ar-Ge'ye en büyük payı vermiş. Şirket dediğim böyle olur yani. Ar-Ge'ye iyi bir pay vermen lazım. Reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin arttırılması, mevcut kredilerin kapatılması, mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açma, şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması. Baktığınız zaman arkadaşlar halka arzdan gelecek parayı ne yapacaklar? Şirketin büyümesi için, Ar-Ge için kullanacaklar arkadaşlar. Bu anlamda pozitif yani bakın. Sermaye arttırımını güzel yerlerde kullanacaklar. Yani mesela şey de diyebilir. Sadece borcumu kapatacağım. Veya işte gördüğünüz gibi ortak satış. Sadece ortak satış yapacağım da diyebilirdi. Ama yatırım yapacağını ciddi ciddi söylüyor. Evet, öz sermaye karlılığımıza bakalım. Arkadaşlar öz sermaye karlılığı neden önemli? Şimdi öz sermaye karlılığı eğer düzenli bir şekilde artıyorsa firma için pozitif arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman 2018'de öz kaynakları 32 milyonken 3 milyon 700 bin ne yapmış? Kar yapmış. %12'lik bir öz sermaye karlılığı var. 2019'da öz kaynakları yükseltmiş 45 milyona. Karımızda ne olmuş? 13 küsür milyon. Yani bir trend ne oluyor? Yükseliş trendinde. %30'luk bir öz sermaye karı. 2020'ye baktığımızda 67 milyonluk öz kaynak var. 22 milyon kar yapmışız. Ne kadar oluyor? %33. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz gene yükseliyor. 2021'e baktığımızda 84 milyon öz kaynak var. Bu arada arkadaşlar 2021'in 6. ayına kadar fiyat analizi raporunda vermişler. Yani aslında 17 milyon 337 bin 467. Ben bunun iki katını aldım. Neden? Çünkü hani yıl sonunu baz alarak hani bir yılda ne kadar öz sermaye karlılığı yapıyor diye baz alarak düşündüm. Baz aldığım zaman onu da 2 ile çarptığım zaman hani belki daha yüksek de gelebilir, daha düşük de gelebilir arkadaşlar. O yüzden tam bu 2021 bize net şey vermiyor. Fakat ben tahmini olarak 2 katı gelir diye düşündüm. Ve onu da koyduğum zaman %41 öz sermaye karlılığı. Evet arkadaşlar baktığınız zaman trendimiz yükseliş trendinde. Öz sermaye karlılığımız güzel arkadaşlar. Yani ben buraya geliyorum.
Öz sermaye karlılığım %41 civarı yazıyorum. Yükselen trendim var. Evet arkadaşlar, fiyat kazanç ve piyasa değeri böyle defter değerine bakalım. Şimdi arkadaşlar, fiyat kazancın düşmesi avantaj. Şimdi bunda tam tersi bir durum var. Neden? FK ne kadar yüksek olursa hisse o kadar pahalı demek aslında bir nevi. O yüzden FK'mızın düşmesi bizim için avantaj. Bir de FK ortalaması var. İşte bu yıl içinde, 5 yıl içinde ne kadar FK'da geziniyor vesaire. Onlar ayrı bir durumlar arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman FK'mız 2018 yılında 42'ymiş. Bayağı yüksekmiş. 2019 yılına geldiğimizde karımız yükselmiş. Kar yükselince ne oluyor? Bir de ödenmiş sermaye de bu arada 2019'da 10 milyona 20 milyona çıkartılmış arkadaşlar. FK 23'lere kadar düşmüş. 2020'ye baktığımızda FK 21'lerde. 2021'in 6. ayına baktığımızda, bu arada arkadaşlar buradaki net kar gene 2 katı olarak düşündüm. Bilginiz olsun. 2021'e baktığımızda 13 civarında oluyor arkadaşlar. 13.67 geliyorum. FK'm 13.67 diyorum. Of, niye böyle yaptı? Hemen düzeltelim. Evet. Piyasa değeri bölüm defter değerine baktığımda arkadaşlar 2018'de 4.92, 6.96, 7.558. Yani bunda çok bir olumlu bir durum yok. Neden? Bu da aynı şekilde düşüş şeklinde gitseydi. Tabi belli bir yerde konsolide olması lazım. Yani illaki sürekli düşecek diye bir şey yok. Belli bir sabit değerde de gidebilir. Ama 4.92'ymiş, yükselmiş, daha çok yükselmiş, sonra biraz düşmüş. O yüzden piyasa böyle piyasa değeri böyle defter değeri çok da düşük değil arkadaşlar. 5.58 civarında. Şimdi FK'mıza baktığımız zaman 13.67 dedi ki arkadaşlar. Bir de FK ortalamasına bakalım. Şimdi ilgili teknoloji firmalarını aldım. Bunlardan eksi olanlar, yani zarar eden firmaların FK'larını düştüm. Almadım. Zaten eksiye alırsak ne olur? Burası eksi çıkar. Yanlış olur. Yanlış çıkar. Pardon. Eksi çıkar diyorum. Yanlış çıkar arkadaşlar. O yüzden eksi olanları almıyoruz. Çok yüksek FK'lığı varsa da almıyoruz arkadaşlar. Onlar da kafa karıştırır. Bazıları var 100 FK, 200 FK, ne bileyim. Öyle saçma sapan FK'lı olan hisseler var. Onları almıyoruz arkadaşlar. Evet, baktığım zaman ortalamasını aldığımda 18.06 arkadaşlar FK'mız. FK ortalamamızın altında arkadaşlar. 13.67 olması bizim için avantaj. Ne dedik? 5.58 dedik arkadaşlar. Piyasa değeri bölü defter değeri. Ben tabi bunu yıl sonu olarak baz aldım. Halka arz fiyatımız bu anlamda ne? Uygun sayılır arkadaşlar. Yani halka arz fiyatımız kaç dedik bakalım. 15.80. 15.80 fena değil arkadaşlar. Son olarak neye bakacağız? Borçluluğumuza bakacağız. Şimdi borçluluğumuzdan önce bir satışlara da bakalım. Satışlar ne dönemde? Ne dönem karı ne durumda? Şimdi satışlara baktığımız zaman arkadaşlar burada görüyorsunuz 17 milyon. Bunu gene biz 2 ile çarpalım. 2 katını alalım satışları. Çünkü bu şekilde grafiği yanlış algılamış olacağız. Evet, satışlara baktığımız zaman arkadaşlar 2018 yılında 3.700.000'müş. Pardon, 24 milyonmuş hasıla. 2019 yılında 79 milyona çıkmış. Bakın arkadaşlar, büyüme var satışlarda da. 2020 yılında 86 milyona çıkmış. 2021'in 6. ayında 65 milyon. Bunu 2 ile çarptığımızı düşünelim gene. 2 kat olduğunu düşünelim. Çarp 2 diyelim. Evet arkadaşlar, onu da 2 ile çarparsak 130 milyon civarı oluyor. Yani bizim satışlarımız yine düzenli bir şekilde yıldan yıla artıyor. Aynı şekilde net dönem karına baktığımızda 3.700.000'müş. Ondan sonra 2019'da 13 milyon olmuş. 2020 yılında 22 milyon. Ve 2021 yılının sonunu baz alarak dediğim gibi 34 milyon civarı bir net dönem karım var. Yani ben genel anlamda baktığım zaman firma ne yapıyor? Hem öz sermaye karları yükseliyor, hem hasılatları, satışları yükseliyor, hem net dönem karı yükseliyor arkadaşlar. Bu anlamda pozitif. Evet, borçluluğumuza bakalım arkadaşlar. Bunun için bilançoyu açıyorum. Borcum ne durumda? Çok borcum var mı, yok mu? Bir de borcumu ben hemen nakitlerimle, yani dönem varlıklarımla borcumu kapatabiliyor muyum? Ona bakmam lazım arkadaşlar.
Şimdi bakalım, şeyi baz alalım. 2018, 19 ve 2020. Şimdi baktığım zaman 2018'de dönem varlıklarım 19 milyon, 34 milyon, 43 milyon. Borcuma bakıyorum arkadaşlar. Kısa vadeli borçlarım neymiş? 18 milyon, 19 milyon ve 21 milyon. Uzun vadeli borçlarım 1 milyon, 1 milyon 222 bin ve 6 milyon. 2020 yılında 6 milyon çıkmış. 6 kat artmış ama uzun vadeli borçla kısa vadelilere göre çok düşük arkadaşlar. Ya totalde benim toplam borcum ne arkadaşlar? 27 milyon mesela en son 2020 yılında. Benim dönem varlığım ne kadar arkadaşlar? 43 milyon. Yani benim dönem varlığım benim hem kısa vadeli borçlarımı hem uzun vadeli borçlarımı karşılamaya yetiyor mu? Yetiyor. Bakalım 2021 yılında ne yapmışız? Evet, 2021 yılına baktığımız zaman 43 milyon kısa vadeli borcum, uzun vadeli 3 milyon, toptalde 47 milyon borcum var. Gene dönem varlıklara geliyorum. Toplam dönem varlığım 63 milyon. Yani 2021 yılını baz aldığımızda da benim dönem varlığım totaldeki borcumdan hem uzun vadeli hem kısa vadeli borçların toplamından daha fazla var arkadaşlar. Yani borcum var, ödenebilir arkadaşlar diyorum. Sonuç olarak geliyorum. Var, ödenebilir diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak genel anlamda hisseyi tekrardan incelersek, firmamız MİA Teknoloji, MİA TK hisse kodumuz. Pazartesi ve Salı günü açılıyoruz. Saat 10.30 ile 1 arası. Sakın arkadaşlar saati kaçırmayın. Çoğu insan unutuyor. Yarın son gün. Şimdi bugün emir vermediyseniz, yarın emir verecekseniz 10.30 ile 1 arası siz kendinize de alarm kurabilirsiniz arkadaşlar. İnsanoğlu unutkan çünkü. Benim öyle çok hisse kaçırdığım oldu. Unutkanlığımdan arkadaşlar. Yalan yok. O yüzden kendinize alarm kurun. Veya biri sizi uyarsın diye eşinize söyleyebilirsiniz. İş arkadaşınıza söyleyebilirsiniz. Vesaire. Teknoloji firmasıyız. Daha çok yazılım. Dediğim gibi siber güvenlik de var. Özellikle devlet firmalarıyla çok çalışıyoruz. 15 yıllık firmayız. 8 milyon ve artı 4,5 milyon ortak satışı olmak üzere 12,5 milyon notumuz var. %32,89 halka açığız. Herkese eşit dağıtım. Bu çok olumlu. Satmama taahhütümüz var. Öz sermaye karlılığımız dediğim gibi büyüyen bir oranda artıyor. Fiyat kazancımız, FK'mız düşüyor. Bu da olumlu. Piyasa değeri bölü defter değerimiz dediğim gibi onun için çok olumlu konuşmadım. Negatif. Halka arz fiyatımız 15,80. Borcumuz var. Dediğim gibi dönem varlıklarımız borcumuzu karşılamaya yetiyor arkadaşlar. Genel anlamda firma pozitif. Son olarak arkadaşlar burada lot düşümünden de bahsedelim. Şimdi katılımcı sayısı ne yaptık? Totaldeki lotumuza böldük ve bizim şu anki halka açılacak fiyatımızla çarptık. Ortalama bize ne kadar lot düşer hesabını yaptık arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman 70 bin katılımcı ben beklemiyorum bu arada arkadaşlar. Daha fazla bekliyorum. Yani şu civarlarda 120-130 bin civarında bekliyorum. Eğer ki 120 bin civarında gelirse 104 lot düşecek. Yani sizin hesabınızda 1645 TL olması lazım. 130 bin olursa 1500 olması lazım. Yani 70 bin çok düşük bir rakam gibime geliyor. Yani bir de herkese eşit dağıtım olduğu için büyük ihtimal büyük katılımcı kitlesi gelecek diye düşünüyorum. 100 bin üstü olması büyük ihtimal yüksek ama 200 binlere de vurur mu? Vurur, belli olmaz arkadaşlar. O yüzden hesabınızda en az 2000 lira olması ideal diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii takdir sizin. İsterseniz 5000 lirayla, isterseniz 10.000 lirayla başvurun arkadaşlar. Ama ortalaması bu ya. 2000 lira civarı hisse maksimum diyelim. 2000 TL civarı. Eğer 70 bin falan olsa zaten 2821 lira yapıyor. Ortalama bu civarlarda arkadaşlar. Ona göre başvurunuzu yaparsınız. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.